Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya 24.000 yüzde kaldı ya. Ben ne bileyim böyle yapınca hani 25.000 falan olacaktır diye düşünüyordum. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Muhtemelen bu video 23.30-23.45 saatlerinde yayınlanacaktır. Gececi tayfaya da selam olsun. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. O yüzden size fazla uğraşmıyorum. Arkadaşlar iki tane uzun geri kalan kısa haberim var. Sizleri de fazla yorumlamak adına önce uzunlardan bir tanesinden başlayayım. Kapanışı da yine uzunla yapalım. Arada kısa haberleri konuşalım. İlk haberimiz TRT Spor menşeili bir haber. Fenerbahçe'nin hedefindeki yerli futbolcular. Şimdi ben bu videoda size duyum da vereceğim. Yani zaten veriyorum da biraz daha açık duyum vereceğim. Yüzde vereceğim inşallah. Sizlerden tek ricam şu abone değilseniz abone olun. Şurayı lütfen sabaha 24.200 yapalım. Aboneyseniz de lütfen şurada bir yerde beğeni var. Beğen butonu var. Ona basın da şöyle sayı 600, 700, 800, 900 olsun. O zaman çok zevkli oluyor. Fenerbahçe yerli havuzunu genişletmek için harekete geçti. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Yani 11 Haziran'ın 3. videosundayız. 2. kez ya da 3. kez söylüyorum. Normal şartlarda 2022-2023 sezonunda yabancı kuralı daha doğrusu Türk kuralı ya da yabancı kuralı diyeyim. Şu şekilde 7 artı 4. 7 yabancı oynayabilir. 4 tane ilk 11'inde Türk başlamak zorunda. Ve maç boyunca 4 tane Türk oynamak zorunda. Bunlardan bir tanesi de 21 yaşın altında altyapından çıkan futbolcu olmak zorunda. Normalde. Ama Türk kulüplerimiz buna yanaşır mı? Ben şunu söylüyorum. Ulan hiç mi haklı Selim bir adam, var, adam yok? Çıkın deyin ki kardeşim U21 ligini niye kaldırdınız? Geri getirin U21 ligini. Biz az takımda oynatacağımızı orada oynatalım. Oraya kural koyun. 4 tane A takım kadrosundan futbolcu kadroda olmak zorunda diye koyun. Hadi. Bu daha zekice değil mi arkadaşlar? Rezervlik gibi olur. İzlenmesi artar, statüsü artar. Bak çok büyük bir iddiada bulunuyor mu? Onun kuralı 4 değil 6 olsun. Yani 6 futbolcun mecburen orada oynamak zorunda. Mesela 21 kişilik kadrolar var ya takımların. 3 tane altyapıdan futbolcu zorunluluğu koy. Kaldı 18. Kaldı 18. Eski sistem devam. Bir takım normalde 28 kişilik kadroyla falan sahaya çıkar. Hadi bunların ikisi üçü genç olur 25. Mantık matematik olarak 7 kişi kadronun dışında kalacak. E, sakat olur bilmem nesi olur falan filan. O anlaşılır ama 4 tane U21'e futbolcu koymak zorunda. ve bunların bir tanesi de ilk 11'de oynamak zorunda diye koy. Ve U21 ligini pazarla. Ama nerede? Neyse ben Erbahçe yerli bak şunu da söyleyeyim. 7 artı 4 8 artı 3 konusunda ben çok daha büyük bir iddiada bulunuyorum. İster misiniz 11 yabancı kuralı tekrar geri gelsin. Ve kalıcı olarak geri gelsin. İsteyen istediği kadar yabancı oynatabilir kuralı gelsin. Tek şart şu. 11 yabancın varsa yedekte en fazla 2 yabancın olur. Ya da 3 yabancın olur. Bu şartlarda ne? Ya 5 tane Türk olur. Hocam böyle olursa Türk futbolu ilerlemez. Asıl böyle olursa ilerler. Arkadaşlar sen Abdülkerim Bardakçı istiyorsun. Senden 5 istiyor adamlar. Altay'dan hatırlayın Cenk Özkaçar yurt dışına gitti kurtuldu. Bakın kaç tane yurt dışında futbolcumuz var. Böyle olursa yurt dışına daha fazla futbolcu gider. Eğer Türkiye'yi düşünüyorlarsa. Ha bu şu demek değil her gelen yabancı iyi olacak. Yabancı kuralı koyuyorsak da bunu değiştirelim arkadaşlar. 34 yaşından fazla futbolcu gelemesin ya da 30 yaşından fazla. Neyse. Fenerbahçe yerli havuzunu genişletecek diyor. Çok çeşitli savunma mevkileri, sol kanat için falan şeyler var. Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Arkadaşlar Jesus'un istemediği hiçbir oyuncu alınmayacak. İşte Jesus'un en büyük farkı bu. Pereira'nın bile istemediği futbolcu alındı. İsmail Kartal gerçek sonradan geldi. İlk dönemde sadece bir tane Diego Ribas alınmıştı. Erol Bulut'un da istemediği futbolcular alındı. Vesaire vesaire. Şimdi Portekizli Brezilyalı oyunculara ağırlık vermiş durumda. Çünkü Fenerbahçe kültürü Brezilya'ya yakın. yakın. Şimdi gelecek sezon Fenerbahçe'nin hedefindeki isimler diyor. Tarık Çetin. Şu an çok düşünülmüyor. Ertuğrul Taşkıran. Valla bana sorsanız ben %100 derim. Abdülkerim Bardakçı. Ben ee, Salahi 13 artıya satılmazsa ya da Kim 20 artıya satılmazsa imkan vermiyorum. Ama satılırsa olabilir. Eren Elmalı. Eren içinde Marcelo gelirse olabilir diyeyim. Doğukan Sinik çok düşünülmüyor. Bünyamin Balcı çok düşünülmüyor. Mert Müldür çok düşünülmüyor. Yani sıfır demeyeyim de yüzde bir diyeyim. Doğukan Sinik bir, Bünyamin Balcı bir, Mert Müldür bir. Ee, Tarık Çetin bir, Ertuğrul Taşkıran'la Abdülkerim da şartlara göre. Ama Ertuğrul Taşkıran'la ben yüzde yüz diyebilirim. Fakat siz demeyin. Rezil olursunuz. Bekleyin. Ve 8 artı 3 olacak olsun diyelim. Bir tane kalece Altay oynatırsın 1. Stoper'de bir tane Türk oynatırsın 2. Bir de sol beki yedeklersin belki. Eren Elmalı ile. Hani Ferdi Eren dersin. Değişik. Ha Kim Minji, Tisserant, Lemus, Kolkır. Bakın Kim yani Atilla Salahi. Arkadaşlar kaç tane stoper saydım bak. Tisserant, Lemos Kolkır, Kim Salai Salahi. 5. 5 Bitez'e Serdar Aziz 6 bu stoperlerden mutlaka ikisi gidecek. Ama kaça gidecek? Ama hangisi gidecek? O yüzden de durum bu. Eren Elmalı mesela Marcelo Eleni, Eren Elmalı ikilisi Fenerbahçe'ye gelse mantıklı olur mu? Sık, çok sıkıntı olur. Sadece Marcelo gelse yine sıkıntı. Ya prime bir ferdi elde etmişsin. Şu an bu kararı verecek olan e, Jorge, Jorge Jesus, Jorge Jesus ne diyorsa ben oradayım. Yani onun kadar bilemeyiz. İnşallah en doğru kararı verir. Hem kendi adına hem Fenerbahçe adına. Burası tamam. Şimdi kısa kısalara geçelim. Jerome Boateng'in menajeri Tolga Dirican, Jerome'nin Lyon ile sözleşmesi var. Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmedik demiş. Yalan Çın'ın mumu yatsıya kadar yanar. Hocam Fenerbahçe mi görüştü? Fenerbahçe niye görüşsün ya? Türkiye'nin bazı bazı kulüplerin getirdiği iddiaları vardı. Toper 3,5 milyon euroluk. Bir dönem Bayern'deydi. Oradan Lyon'a geçti. E, ee, Trabzonspor'la Beşiktaş'ın adını yazmışlar. 27 maça çıkmış. 2 asisti var. 1824 dakika. Yani bayağı da oynuyor. Belli mi olur? Belki de bazı takımlar daha fazla para vereceklerdir. Mustafa Hoca yine bildi köşemizde. Hashtag verelim. Bur Haber 1. Kara Gümrük Andrea Pirlo'yla ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Eski İtalyan yıldız futbolcu oluyor değil mi Pirlo? 2. Başakşehir kara gümrük forması giyen Lucas Biglia ile bir artı bir imzalamış. 3. Erdemcan yeni sezonda Türk Telekom'un baş antrenörü. Ali Koç kadınlar Euroleague Final 4'ü kaybettiğimizde evde çok kötü olduğum nefes alamadım demiş. İnşallah bu sene kazanırız da hem sen nefes alırsın hem Fenerbahçe taraftarı. Keşke rüya gibi bir sezon geçirsek. Her branşta her kulvarda şampiyon olsak. Cumhuriyet'in 100. yılına Fenerbahçe'ye yakışır. Basketbol demişken Fenerbahçe Şeyn Larkin'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Fakat bol keseden bir ücret önerilmişti. Larkin de buna okey demişti. Ancak Anadolu Efes bilmiyorum Fenerbahçe salçalık mı yaptı diye düşündüğü başka bir şey mi düşünüyor mu? Parayı arttırarak Larkin'le NBA çıkışlı 2 yıllık sözleşme imzalamış. Hayırsız uğursu, uğursuz olsun ne diyelim yani Larkin ihtimali bitti. Ama belki de birileri daha çok. Tahir Kıran, İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Skor 6-0 olmuş. Hala gol diye bağırıyor. Ne için? Fenerbahçe'de kalmak için. E kalamadın. Kendisi de bir Rizeli. Sen Rize'nin ekmeğini yedin. Ayıp değil mi demiş. Ya Rize'nin ekmeğini yiyen adam tabi orada 6'ya 7 diye bağıracak. Ya orada kal kalmama diye bir şey yok. Adam orada kendi kariyerini düşünüyor. Düşünmek zorunda kardeşim. Ben olsam ben de düşünürüm kariyerimi. Gençleri oynatmadı etmedi. Ya gençleri oynatmayın Fenerbahçe'de kalma ihtimali yok. Orada 4 tane 5 tane genç çıkarsaydı o zaman daha prime olacaktı. Bir ikincisi zaten İsmail Kartal biliyordu ki Cesus'un geleceğini. Ayrıca sen küme düşmüş Göztepe'ye 7 atmadığını mı Çaykur Rizespor? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya bunlar çocuk laflar yapmayın etmeyin gözünü seveyim bak. Antipati oluşturuyorsunuz. Şu anda ülkenin büyük bir kısmı Trabzonspor'a antipati duyuyor. Niye biliyorsunuz? Şu anda ülkenin yani artan bir çoğunluğu, artan bir oranla bir kısmı diyelim. Yani azımsanmayacak derece bir kısmı Çaykur Rizespor'dan nefret ediyor. Sırf yanlış politikalarınız yüzünden, yanlış sözleriniz yüzünden belki de Adana Demirspor üç büyükleri, dört büyüklere kök saldı, söktürdü. Kim kim nefret ediyor? Antalya Spor, Trabzon orada gitti puan aldı, evinde gitti, yendi. Kim nefret ediyor? Kayseri Spor, Trabzon'u kupadan eledi, ligde berabere kaldı. Kim nefret ediyor? Aynı Kayseri Fener'i Beşiktaş'ı eleyip finalde Sivas'a kaybetti. Kim nefret ediyor? Umarım bir şeyleri anlıyorsunuzdur. İnsanlar antipatik gelmeyin. Yani sıkıntı. Serdar Aziz ve Sergio Ramos Marmaris'te aileleriyle birlikte kaldıkları otelde iki gün boyunca saha ve salon itmanı yapmışlar birlikte. Hocam Ramos Fener'e mi? Hocam Sergio Ramos Fenerbahçe'de mi? Allah aşkına. Yapmayın etmeyin. 36 yaşında bir stoperden bahsediyoruz. Hani bir sene daha sözleşmesi var ama biz onun şeyini ödeyemeyiz. 6 milyon euro piyasa değeri var. Bir de oynamış gol bile atmış. 13 maçta 2 golü var. 843 dakikada Paris Saint Germain'de. Yani biz onun yıllık ücretinin zekatını ödeyemeyiz. Etmeyin, eylemeyin arkadaşlar. Ramos'un Fenerbahçe'ye gelmek ihtimali sıfırın altında. Ha şu var. Birlikte salon idmanı yapmışlar. Serdar Aziz'e teorik, pratik olarak tavsiyelerde bulunmuş, takviyelerde bulunmuş. Ne güzel işte. Yerli Ramos'la yabancı Ramos bir arada. Beşiktaş, Kazımcan Karataş için ilk resmi temasını İki gün önce kurmuş. sanırım Yağız Sabuncuoğlu'nun duyumu bu. Şimdi bakın. Eren Elmalı'yı konuştuk ya. Bunu da konuşalım. Kazımcan Karataş'ı da konuşalım. Hatta ekrana versem mi? Ya gerek yok arkadaşlar. Siz de bulabilirsiniz. Ekrana bakmanıza gerek yok. Transfer market herkese açık bir site. Şimdi bak. Çok ama çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Rica ediyorum. Lütfen. E bırak elindekini. Hocam telefonu tutuyorum. Neyse tut telefonum. Altay Kazımcan için 20 milyon TL bon servisi istemiş. Beşiktaş bon servisi düşürmek için pazarlığa başlamış. Bakın 20 milyon TL. 1.1 milyon euro yapıyor bugün. 1.1 milyon euro. Şimdi iki futbolcu da değerlendirelim. Eren Elmalı. Bu arada Eren Elmalı için 6 milyon euro isteniliyor. Sonradan 4'e falan düştü. Bize 3 işi rast kesin. Bizden 3 milyon euro istiyorlar. Yazımcan Karataş 16 Ocak 2003 doğumlu. 19 yaşında, 1.82 boyunda sol bek. 19 yaşında. Bakın. 19 yaşında unutmayın. Ve 25 maçta 1616 dakika oynayıp 2 asisti var. Eren Elmalı 7 Temmuz 2000 doğumlu, 21 yaşında, 22 olacak. Yani 2,5 yaş daha büyük Yazımcan'dan. Milli takıma kadar seçilmiş. 1.81-1.80 boyunda sol bek odan. Türkiye milli takımının bir kez formasını giymiş. Bilginiz olsun. Şimdi Eren de 35 maça çıkmış. Bir gol 4 asist 2685 dakika. Yani yaklaşık 1000 dakikalık fazlalığı var. 2 gol şey 2 asist 1 gol fazlalığı var. Her iki futbolcu da yetenekli. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Üstüne durulursa Kazımcan'ın kumaşı da iyi. Eren'in de kumaşı iyi. Ee, Fenerbahçe Marcelo'yu getiriyorsa getirebiliyorsa ya Eren Elmalı ile hiç uğraşmaması lazım. Direkt Kazımcan'a çökmesi lazım. Bak Marcelo'yu getiriyorsan Ferdi'yi de öne kaydırır. Sağ ön sol ön 8 numara sağ bek yedi. Yani çok gönlü bir futbolcu olduğu için. Ben politik düşünüyorum arkadaşlar. Bakın politik düşünüyorum. Ha Nova'yı verirsin üstüne işte kol kırı verirsin. Eren Elmalı'yı alırsın. Bedava. Bu sefer Eren Elmalı'yı sanki sen üstüne para almış gibi vermiş olursun. Çünkü 1.6 Lemo şey alıyor. Nova kalıyor. 1.8 Tisserant alıyor. 3.4 Sen eksi 3.4'ten kurtuluyorsun. Belki 3 milyon euro alacaksın. 6.4 milyon euro kâra geçmiş olursun. Ama onun dışında bu Kazımcan o arkadaşa dikkat edin. İleride parlayabilir bir arkadaş. Beşiktaş'a giderse parlar mı? Rıdvan'ın gitmesine bağlı. Takdiye sisteme bağlı. Ama dediğim gibi böyle bir durum var. Hocam peki ilgimiz var mı? Yorum yapmayacağım. Ee, şimdi ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de şuna ilgi var. Net bir golcü arayışı var. Hocam ama işte bilmem ne demiş ki. Dur kimdi? Kimdi o? Kim, o kim, kimdi? Bir, bir söylesin. Duyumcu arkadaşım biri demiş ki Serdar Dursun'dan çok memnunmuş. Forvet istemiyormuş demiş. Yalancıyı Dur, Serdar'dan çok memnunmuş, forvet istemiyormuş. Ya bakın, bazen takımlar taktik icabı bazı şeyler yapar. Misal der ki biz işte Samatta'dan memnunuz. Gelsin idmanda görelim. Bu şu demek değil. Samat'ta iyi deneyecek, hoşuna giderse forvet transferi yapacak. Hayır abi, sen Samatta'yı çöp fiyatına göndermek istemiyordur belki. Hocam ama Samatta çöp. Lan çöp fiyatına göndermek istemiyordur belki. Hocam vallahi çöp bak. Lan oğlum. Serdar Dursun evet Türk Milli Takımının forveti mükemmel bir istatistiğe sahip. Bir de şansı da Türkiye'nin 3. E, lig'de yer alması kategori olarak Gelen leblebi gibi gol at, gidene leblebi gibi gol at. Ne kadar güzel bir dünya. Şansı da bu. Şimdi Serdar Dursun'dan memnunum derken belki de ya Serdar, Samatta, da Valencia hepsi kampa katılacak muhtemelen. İki gün sonra göreceğiz. Gerçi siz gececi tayfasınız. Siz bir gün sonra göreceksiniz. Ben iki gün sonra göreceğim. Şu an erken çektiğim için videoyu. Şimdi ee, bu bir taktik de olabilir. Peki size şunu soracağım. Gabriel Barbosa'yı 8 milyon euroya gerçekten alma ihtimalim var. Serdar Dursun'dan memnunum cümlesini yedirirler mi sana? İçirirler bile. Ben de çıktım dedim ki arkadaş ben memnunum. İyi bir alternatif falan filan. Cesus çok net olarak... Golcü gibi golcü istiyor. Golcü gibi golcü istiyor. Yani bana sezonda 20 gol atacak, 30 gol atacak, 40 gol atacak. Forvet alın diyor. Ne yapın Neden alın diyor. Yani bakalım kim alınacak ya da alınabilecek mi? 13 Haziran demişken arkadaşlar onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de 13 Haziran'da futbolcularımıza laktak testi uygulanacak. Diğer testler yapılacak. Bu şeydir. Mesela yine öğretmenlikten bir örnek vereyim. Ya belki en bir birçok öğretmenlik okuyan vardı Var mı arkadaşlar meslektaşım olan? En azından bir kalp falan atsın. Hani öğretmen olduğunu belli etmek istemese de bir kalp falan atsın. Ya da öğretmenlik kutsaldır falan filan bir şeyler yazsın da. Ben anlayayım kaç tane öğretmen takipçimizin olduğunu. WhatsApp grubunda bile iki tane var. O kadar az kişinin içinde. Herhalde burada da vardır. Gerçi bizim WhatsApp grubu Şampiyonlar Ligi gibi maşallah. Çok kişi yok ama... Ağzım sanmayacak kişi var, borsacısı var, avukatı var, hakimi var, savcısı var, istihbaratçısı var. Var oğlu var. İstihbaratçı mı var hocam? Var oğlu var. Duyum şefi var, yönetici var Fenerbahçe'de. Ee, yüksek divan kurulu üyesi var, divan üyesi var. WhatsApp grubu şampiyonlar ligi gibi de onlar bile belki de şimdi öğrendiler. Gerçi herkese mesleğini açıkça söyledemiyorum. Bazısı diyor ki ben tinerciyim diyor. Bazısı ben baliciyim diyor. Bazısı ben dilenciyim. Ben sokaklarda dileniyorum. Parayla WhatsApp alıyorum diyor. Neyse. 13 Haziran'da şimdi seviye tespit sınavı var. Ara sınıf alırsanız öğretmen olarak. Mesela 3. sınıfa birdenbire size verdiler. Hemen senenin başında seviye tespit sınavı yaparsınız. Dersiniz ki arkadaş senenin başında seviye tespit sınavı aldım. Ahmet 100 almış. İşte Mehmet 30 almış. Şu 0 almış dersiniz. Bu bir durur. Bu köşede durur. Bazı öğretmenler şunu yapar. Ahmet'le daha fazla ilgileneyim. Sıfır al dedi. Ben bunu yukarı çıkardım. Öbürdeki Mehmet'ten daha fazla ilgileneyim. Yüz 100, yüzde kalın. Şöyle böyle falan filan. Cinsus da bunu yapıyor. Laktak testi. Şöyle asılı kalacak o. Tesislerde teşbih yapmıyorum. Abi. Belki de gerçekten asılı kalacaktır. O tesislerde böyle asılı kalacak. Futbolcu diyecek ki Aa, ben senenin başında böyleymişim. Biraz dikkat etmek lazım. Evet kuru fasulyeyi biraz az yemek lazım. İkinci tabağa geçmemek lazım diyecek. Ve ee, i̇lk idman herkese açık mı diye soruyor. Arkadaşlar ilk idman herkese açık olmasına gerek yok. Bu şeydeki ilk idman, Topuk Yaylasındaki ilk idman herkese açık ol olacak diye biliyorum. Ve yanlışım olmasın ama Topuk Yaylasındaki Samandıra'daki değil, Topuk Yaylasındaki idman açık olacak. İlk olmasa da mutlaka bir idman açık olacak herkese. En az bir idman. Belki de 3 idman olur. Belki 7 idman olur. Ve futbolcular birkaç gün Samandıra'da olacaklar. Normalde 2-3 günlük hedefleniyor ama ben Cuma'ya kadar diye duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Cuma'ya kadar. Sonra Cumartesi dinlenilip pazar hareket edilecek diye biliyorum ama e, yanlış biliyorum ben herhalde. Bakalım. 15 günlük Topuk Yaylası kampı. Topuk Yaylası kampından sonra tekrar İstanbul'a dönülecek arkadaşlar. Yani takribi e, hedeflenen şey şu. 13 Haziran'da gitmek. Şey pardon 13 Haziran'da idman başlayıp 15'inde gitmek ama benim tahminime göre 18'de gidilecek. 3 Temmuz'a kadar İstanbul'a gelinecek. 3 Temmuz'dan sonra 6'sında bir hazırlık maçı, 9'unda bir hazırlık maçı, 2. 11'inde bir hazırlık maçı, 3. 13'ünde 4, 15'inde 5, 17'sinde 6 hazırlık maçı yapılıp 19-20'si beklenecek diye biliyorum. bir iki gün geriye çekilebilir. 4'ünde başlayabilir hazırlık maçları. 4-6 diye olabilir. Şu an için bu. Ama 6-7 hazırlık maçı ama ben 5 diyebiliyorum. Bakalım ne olacak. Bunu da konuştuk. Ee, çok yoruldum. Soluklanamıyorum ama boş verin. Şimdi size bir palavra anlatacağım. Bakın sosyal medyanın palavralarından biri. Fenerbahçe'den işte X futbolcusuna 10 milyon euro teklif geldi dedim miydi? Bizim Fenerbahçe'li duyumcular açık Lan bu sala, kim 10 verir? Torino Galatasaray'ın stoperi Victor Nelson'la ilgileniyormuş e, ee, görüşmeler başlamış. Ya Torino yönetimi hangi yöneticiyle görüşmüş? Hangi Galatasaray yöneticisiyle görüşmüş? Hangi Galatasaray yönetim kuruluyla, başkanıyla görüşmüş? Bir. iki. Borussia Dortmund Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklifi 20 milyon euroya yükseltmiş. Transfer gerçekleşirse Kerem Galatasaray tarihinin rekor bonservise sattığı oyuncu olacakmış. Borussia Dortmund diye sizi kandırıp Çemiş Gezek Belediyesi Spor'a falan almasınlar. Ya arkadaşlar bakın. Futbolcuları yüksek para verirken uluslararası yani uluslararası arenadaki performansları yukarı çeker. Vedat Muriçi'yi biz çok özür dilerim ama nah satardık o kadar paraya. Adam İngiltere maçında kral oldu. İngilizler gözünü dikti. Tottenham'ın ilgisi vardı. Öbür Dangalak de dedi ki Lazio. Ulan dedi Tottenham'a bırakacağımı ben alayım. İyi topçu dedi. Gitti aldı. Zaten İtalya'yı falan da istiyorum falan diye tamam dedi aldım. Elif Elmas Makedon milli takımında coşmasaydı biz o fiyata satabilir miydik? Hocam Giuliano ile Josef. Giuliano ile Josef'i sattığın sene sen hatırlıyor musun? Manchester United falan filan işte UEFA Avrupa Ligi aklınıza bir şeyler geliyor mu? Sobu sattığında arkadaşım yüksek bedelle futbolcu sattığında hep Avrupa arenasında iş önemli. Kerem Aktürkoğlu milli takımda ne yapıyor? Bir bakın bakalım. Bak Halil Dervişoğlu'nu satabilir Galatasaray eğer bonservisi onlardaysa. <laughs> Yok diye biliyorum. Nelson milli arenada ne yapıyor? Bak Atilla Salahi milli arenada ne yapıyor? Kim Minji milli arenada ne yapıyor? Hocam kim izleyecek Çin'in maçını? İşte Kim Minji de Güney Kore pazarı. Pazardan dolayı izleniliyor. Pazardan, havuzdan dolayı izleniliyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bugün sen Salahi'yi, Kim Minji'yi, işte Rossi, Uruguay pazarı. Şimdi Uruguay milli takımına bir gol bir asist yapsın. Bak bakalım ilgileri nasıl artıyor. Millet bakıyor. Yani şu mantığı düşünün. Lan getirin oradan bir tane Akhisar Spor Kerem şov yapacak diyorlar ya mesela. Adamlar diyor ki lan milli arenada da bu ne yapıyor? Hani büyük takımlara karşı. Ozan Tufan hatırlayın biz 15'leri 20'ler hedefliyorduk. Euro bilmem neyde gitti tırt. Kaç teklif geldi? Uğurcan Çakır Trabzonlar 50 milyon euro teklif bekliyordu. Ne oldu? Euro 2000 bilmem neydi sıfır çektik. Şenol Güneş'e dua etsin takımlar. O jenerasyona bakın bakalım kim kaça satılmış. O jenerasyona, o sıfır çeken jenerasyona bakın bakalım kim kaça satılmış. Hocam senin dediğin bu maddeye göre de Euro 2000 kazanan futbolcuların hepsi 25-30'a gitmesi lazım. Bir bakın bakalım kaça gitmişler. Anladınız mı? Brezilya basınında hala aynı şeyler konuşuluyor. Fenerbahçe adına arkadaşlar. Şu an için konuşulan isimler kısa kısa konuşacağım için tek tek söyleyeyim isimleri. Bruno Henrique %30-35'lerde. Fenerbahçe alakası. Erison %15'lerde. Pakşao medyaya düşmeseydi %70 derdim ama şu an %10. Wellington %1. yüzde %1. Carlos Vinicius. Bence Carlos Vinicius konuşmak için erken. Geliyor demek için erken. Gelmiyor demek için erken. Hocam geçtiğimiz günlerde yalanlamıştın. Bence konuşmak için erken. Beklemek lazım. Hani olur ya bir şeyleri beceremesin edemesin. Sonra dersin ki hiç olmadı onu alalım diye. Zuba yüzde bir. Bakın niye yüzde bir biliyor musunuz? Ben geçen gün açıkladım. Dedim ki yıllık bir buçuk ila 2 milyon euro arasında bir ücret istiyor. Biz bu parayı veremeyiz. Veremenko. Zuba çıktı dedi ki ulan 700 bin euroya da oynarım ben dedi. Yeter ki beni alın. Hatta dedim sözleşmeme de madde koyun. 25 maç oynarsam alır diye. Hatta bir madde daha ekleyin. 20 golün üstünde gol atarsa işte 500 bin euro diye dedi. Böyle bir ihtimal var mı? Sıfırda olsa var. Sıfıra yakında olsa var. O yüzden yüzde bir. Yoksa sıfır derim ben. Onu da söyleyeyim. Ee, Yağız Fenerbahçe'nin 6 numaraya istediği ilk isim William Carvalho demiş. Ben şeyi çok merak ediyorum. Biz niye 6 numara alıyoruz? Yok mu ki? Hocam Crespo gidiyormuş. Kim diyor gidiyor diye? Kim, kim diyor? Hocam kimde mi gidiyor? Bakın benim haftalar önce hatta ayı geçmiştir bir videom var. Kapağında Kim Minji ve Osayi var. 38 milyon euro yazdım. Kim Minji için 23, Osayi için 15'lik teklif diye. O video %1 milyon doğruydu. İsteyen de yalanlasın. Gerçekten bir gün ortaya çıkar görürsünüz. Şimdi aynısını Crespo için devre arasında bak birçoğunuz transfer dönemi izleyicisiniz. Yadırgamıyorum normaldir. Günlük hayatta işiniz vardır, gücünüz vardır. Bir de biz normal dönemde bu kadar uzun video çekmiyoruz. Mesela günde 20 dakikalık video çekiyorum. Hepsini aktarmış oluyorum. Günde 20 dakika izleyip her şeyden haberdar oluyorlar. Bazen eğlencesine yayın açıyoruz. Maç önü, devre arası, maç sonu, hafta içinde flash gelişmeler olursa o. Zaten 3 günde bir, 4 günde bir maç yapacağı için Fenerbahçe'miz. Yani bu kadar transfer duyum konuşamayacağız. Mesela Eylül geçer, Ekim geçer, Kasım'ın 10'undan sonra transfer duyumları başlar. Şubat geçer yani Ocak geçer, Şubat geçer. Şubat'ın 15'inden sonra belki Mart'ın 1'inden sonra yaz duyumları başlar. Nisan'ın 15'inden sonra duyumlar kesinleşmeye başlar. Mayıs'tan sonra iyice kesinleşir. Yani kanalımız Allah ömür verirse bu şekilde. Ben şunu söyleyeyim. Crespo için ben devre arasında dedim ki Atletico Madrid'den Crespo'ya teklif var. Herkes o ara Berke Özer'e teklif var diyordu. Kesinlikle Berke'ye Merke'ye teklif yok ama Crespo'ya vardım. 8 milyon euro. Üyeler bile inanmadı biliyor musunuz? Üyeler bile dedik hocam sallama dedi ya. Atletico Madrid ne? Sonra dedim ki biz 15 istiyoruz. Aradan zaman geçti. Nisan ayı gibi dedim ki 12'ye çıktılar. Biz 15'te kararlıyız ama satmayı düşünmüyoruz dedim. Ha hocam dedi. Hani bazı üyeler üyelikten ayrıldı inanmadılar. Ali Koç çıktı canlı yayında dedi ki kafamızı karıştıran teklif var falan filan. Inter Milan. Inter'de Milan'da değil yani Atletico'yu söyledi. Atletico son olarak 15'e yakın bir teklif sundu. Bonuslarla 15'i içeren. Biz hala kabul etmedik mesela. Bak 15 Crespo'ya, 15 Osayi'ye 30, 23 Kimminci'ye 53, de Atilla Salahi'ye 66 milyon euroluk resmi teklif hemen hemen masada. Peki dördünü satarsan şampiyonluğu satar mısın? Peki şunu söyleyeyim. William Carvalho için 8 milyon euro verir misiniz? Crespo'yu 15'e satıp Carvalho'yu 8'e alır mısınız? Hocam Carvalho Crespo'dan çok iyi topçu ya. Peki Crespo'yu bir sene daha tuttuktan sonra 40'a satabilir misiniz şampiyon olsanız? Avrupa Arenası'nda Şampiyonlar Ligi'ne gitse 40'a satabilir misiniz? Hocam satarız. İnan ki satarız. Crespo'yu 40'a satarız. Kim sözleşmeyi düzenlerse 40'a da onu satarız. O hele bir tutsun hocam. 15-15 ne hocam? Canavar gibi topçu biraz bitiricilik biraz son pasını geçsin. 30'a 40'a da onu satarsın. Hani ütopik geliyor da. Atilla Salah'ı hocam oynasın. Macaristan milli gibi en az 25-30'a da onu satarsın. 40, 80, 120, 150 milyon eurodan bahsediyorsun. İmkanı yok değil mi? Bence de imkanı yok. Ama ya olursa? Ya olursanın şeyini. Bir de Krespo tutmuşken bilim Carvalho biraz bana saçma geliyor. Ya ben şunu soruyorum. Carvalho'ya 8 vereceğini 4 senelik de imzaladığını düşünelim. Yıllık 2 milyon euro. 2 de yıllık ücret versen 4. 4 kere 8, 32 milyon euro. Carvalho'ya 8 vereceğini Torisso var. Bayern Münih'ten Fransız. 4 milyon euro yıllık ücret istiyor. Biz de iki buçuğa gel anlaşalım diyoruz. Git onu al. Tamam dört verme de. Git onu al. Git onu al. Tolisto'yu al. Ya bazı şeyler de arkadaşlar yani ben söylememe gerek yok. Bazı şeyleri siz benden daha zekisiniz. Biliyorsunuz, anlıyorsunuz. Hocam iyi de niye Türkiye'ye gelsin? Ya Jorge Jesus'u sen bu yüzden getirdin. Gözünü sevdiğim arkadaşım. Sen bu yüzden getirdin. Sen bu yüzden getirdin. Bruno Henrique, Erison, işte Pakşayo, Wellington falan. Hocam bunlarla devam edeceksek biz niye getirdik? Bunlarla devam edeceksen şeyi getirmen lazımdı. Ee, Nenat Bielisa'yı getirmen lazım. O parlatırdı. Ama Jesus'un da parlatma özelliği var. Hocam Jesus gençleri oynatmıyormuş. Bakın bakalım ne olacak. Devam edelim. Leicester City oyuncusu Daniel Amartin Fenerbahçe, Beşiktaş e, ve Trabzonspor'a önerildiği yazılmış Amartin. Amurtu. He ben bunu biliyorum. Yıl başında falan oluyor mesela hiçbir şey alamayanlara bunu veriyorlar. Değil mi? Amurtu. Kanalı 27 yaşında stoper. 21 Aralık 94 doldu. 28 olacak. 7 milyon euro piyasa değerim. Sözleşmesi bitiyor zaten. 34 Ghana Milli maçında gol asisti yok. 40 maça çıkmış. 3140 dakika Premier Lig'de. Bir şey söyleyeyim mi? Size bize koklatmazlar. Ha şu olur. Trabzon falan görüşüyordur. İşte şampiyon, şampiyonlar ligi falan filan etiketiyle. Sen araya girer salça olursun. Ama açık söyleyeyim sana bana koklatmazlar. Ha, şimdi soruyu değiştiriyorum. 13'e Salah'ı satıp bedava bu arkadaşı ister misiniz? Ben isterim. Bak hiç izlemediğim topçu ha. Lan Premier Lig'de adam 40 maça çıkmış. İstenmez mi? Ama e, bu haber ısmarlama bir haber. Sipariş bir haber. Yani Türkiye'ye yol düşüneceğini zannetmiyorum. Hocam transfer market'a girdim. Trabzonspor'un adı yazılıyor. İstediği kadar yazsın. Ya traf, transfer markta de ki arkadaş taraftarımız transferi bekliyor. Bizimle de şunun adını yazdı. Yazar. Andreas Pereira. Şimdi bu haber Andreas Pereira haberi. Bu da karışık bir haber. Bu da ısmarlama. Karışık bir haber ama e, %0 doğru değil. Yani %0 değil doğruluk payı. İnandırıcılık %0 değil. Şimdi Andreas Pereira yaz kampına gidecek. Teknik direktör Erik Ten Hag'ı getirmişler. Erik Ten Hag demiş ki gelsin bakalım demiş. Bak biz de Samatta'ya falan bakacağız mesela Jesus'u istedim. Valencia'ya, Samatta'ya Mesut Özil'e. Hocam Mesut kampa katılacak mı? Mecbur katılacak. Sözleşmesinde madde var. Ozan gitmiyorsa Ozan da katılacak. Gidiyorsa katılmasın. Şimdi Oraya gitti etkileyemedi. O zaman transfer görüşmesi yapılabilecek. Yani şu an oyuncunun gitmesi şey yok. İyi hocam biz arıyoruz, tarıyoruz, karıyoruz, marıyoruz. Ya Andreas Pereira dediğin adam 7,5 milyon euro piyasa değerine düşmüş bir adam. Ama 1 Ocak 96 doğumlu 26 yaşında. Merkez ortası Brezilyalı. Brezilya milli takımında bir kez forma giymiş. Flamengo'da oynuyor ki siz de benim kadar biliyorsunuzdur. Flamengo'da kesiştikleri, çakıştıkları dönem... Ee, Jesus dönemi mi acaba? Neyse. Şöyle bir olay var. 23 maça çıkmış. Bir gol iki asist 1396 dakika. Ben şunun ısrarcısıyım. Gerek Andreas Pereira. Gerek Gabigol. Fark etmez benim için. Orge Jesus diyorsa şunu alın getirin. Ben kabulüm. Bakın. Amarty. Pereira. Tolisso. Carvalho, Gabigol, Bruno Henrique, Bakın bunlar büyük isimler. Bu isimleri getirmek kolay değil şu maddi şartlarda. Ama bu isimleri getirirsen getirsen ancak ve ancak hatırla, gönülle, selamla getirirsin. Öyle değil mi? Mesela bir yere gidin işte şuradan selam getirdim diyor. Bunları onunla getirirsin. Hocam Gustavo Sparta, Skarpa geliyor mu Fenerbahçe? Ya ben sosyal medyada birinde gördüm ama Ulaş abi de mi gördüm? Skarpa'yı beğeniyorum diye bir şeyler anlatmış etmiş. Sözleşme bitiş tarihi de 31 Aralık 2022. 28 yaşında 5 Ocak 94 doğumlu. Brezilyalı 10 numara. Ee, o da Brezilya bir takımda oynamış. İtalyan pasaportu da var. 28 maça çıkmış. 6 gol 6 asist 1957 dakikada. Yani düşünülebilir türde bir oyuncu. Ama bizim şimdilik bir ilgimiz yok. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ama şutu var, driplingi var, teknik var, asist özelliği var. Hatta Gezzal'dan daha iyi diyor. Fenerbahçe'de aradığımız problemi çözebilir diyor. Böyle bir oyuncuyu eminim Jorge Jesus da biliyordur diye düşünüyorum. Alex Kral'ı çok soruyorlar. Hocam Premier Lig'de sezonun en kötü transferi diyorlar. Bize yazıyorlar ne diyorsun? Alex Kral için daha önceki videolarda da duyum verdim. Bazı arkadaşlar da şey diyor. Ya diyor bir önceki videoda verdiğim duyumları yine tekrar diyorsun. Ya da bir iki gün önce diyor. Arkadaşlar bakın kanal büyüyor yeni yeni arkadaşlar katılıyor. Bunları da haksızlık etmemek adına ara ara da bilgilendirme yapıyorum. Videoları dikkatli izleyin yeter. Yani videoların içerisinde çok şey var. Crespo 15 artıya giderse Alex Kral'ı bekleyin. Gitmezse beklemeyin. Mantıklı değil. İkinci bir olay William Carvalho'dan daha yüksek gelme ihtimali Alex Kral'ın. Daha yüksek. Bunu da söyledik. Bruno Henrique ve Lincoln Henrique Fenerbahçe'nin ne zaman imzalayacağı soruluyor. Arkadaşlar 11 Haziran'ın ilk videosunda çok ama çok net konuştum. O videoyu lütfen tekrar izleyin. Burada kısa kesemeyeceğim. Aynı gün içinde ya da bir gün iki günlük video'da da söylemeyeyim. Bakın siz orada var. Onu da söyledim. Ve uzun haberimiz Fenerbahçe pazarlıklara başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe pazarlığa başladıysa buradan dönmez inşallah. Tabi haber doğruysa. Fenerbahçe Gabriel Barbosa. Yani Gabigol için Flamengo'dan bir dakika. Gabigol için pazarlık yaptığı Flamengo'dan Bruno Henrique'yi de istedim. Yani hem Gabigol hem Bruno Henrique haberi. İki kap bir arada. Dişine de bakar falan da. Jesus'un gözdesi Gabigol'ü kadroya katmak için yoğun mesai sarf ediyor. Jesus'un Flamengo'dan istediği tek öğ eski öğrencisi Gabigol değil. Bruno Henrique için de masada. Şeyi merak ediyorum parayı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu için ilk teklifi 4.6 milyon euro. E, uykum geldi. 82.7 milyon TL yani. Flamengo'nun bu sezonki performansına memnun olmadığı Henrique'yi satmaya da sıcak baktı. Ama ilk rakamı çevirdiği öne sürüldü. Fenerbahçe 2.5 milyon euro ile kapıyı açtı. Belki onu öne şey yapmıştır, engellemiştir. Not. Bruno Henrique ve Gabriel Barbosa gelirse Henrique sol kanatta. Bir de 10 numarada birisi var. Sağda birisi var. Forvet'te de Gabigol değil. Gabigol forvet de Henrique gizli forvet gibi. Yani çift forvet alıyor gibi düşünün. Bruno Henrique'yi alıp Rossi'yi takımda tutabiliriz. Bana herkes şey diyor hocam Henrique gelirse Rossi kesin gidiyor mu? Lan kim diyor? Hocam öyleymiş diyor. Lan kim diyor? E, hocam öyle söylüyorlar. Lan oğlum kim söylüyor? Hocam ben tahmin ettim. O zaman tahmin ettim de oğlum niye milletin lafını hareket ediyorsun? Bunu söyleyeyim. Şimdi Jesus İstanbul etkisi 35 milyon euroya serbest kalır maddesi varmış Flamengo'da. Henrike'nin. Çok mühim değil. Ayrılmak istiyorum. Allah'ınız kitabınız varsa beni bırakın. Fener'e gideyim demiş. Ee, Hocam diye bir arkadaş da kötülemiş. Ya arkadaşlar. Bakın canım arkadaşlarım. Benim skills videosunu izlediğim Bruno, Henrike ve Gabriel Barbosa Fenerbahçe'ye çağ atlatır. Siz bana ne anlatıyorsunuz? La sizin beğenmediğiniz Rossi'yi ben övüyordum. Diyordum ki bak iyi topçu güzel fiyatlara gider. Ellemeyin 5.5'u alın da ben bayram ettim. Sevindim ettim. Uruguay milli takımına seçildi etti. Lan orada bir iki maç şöyle tutsa 14.5 yazıyor. Belki 18-19'a paket diyeceksin. Sana ne? Belki Jesus tedris altında 40'a 50'ye satacaksın. Bilemezsin bunu. Aa ben şunu söyleyeyim. Lan siz Jesus'tan daha mı iyi bileceksin? Ben daha mı iyi bileceğim? Bırakın. Orada skills videosu izledim diye de her futbolcu her skills'ini izlediğim futbolcu gelecek diye bir şey yok. Ama kariyerinde tek Avrupa denemi 2000 Avrupa deneyimi 2016 Ocak ayında 2017 Ocak ayına kadar Wolfsburg'da yaşamış Almanya'da. Flamengo Henrique'yi 5,5 milyon euroya almış Santos'tan. 31 yaşındaki Yıldız Jesus'la 4 kupa kaldırdıkları dönemde Gabigol ile birlikte takımın en iyilerinden biriydi. Henrique Jesus yönetiminde 42 maçta 28 gol 7 asist yaptı. Kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Bir arkadaş da şey diyor şut vurmayı bilmez gol atmayı bilmez yazmış yoruma. Harbi harbi öyle yazmış. Var kanalda saygı duyuyorum ama yani 42 maçta 28 gol atıp 7 asist yapan kişi vurmayı bilmiyor diyorsan senin bence <laughs> ya <Yani> senin çocuğun <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum çok enteresan geldi ya. Çok yönde oyuncu. Bu sezon sol açık. Forvet arkası sağ kanat, sol kanat. Merkez ortası altı farklı pozisyonda 20 maçta 3 gol 5 asist yapmış. Bak bu kadar oynamasına rağmen. Durum bu. Hocam bak Kanalın müdavimiyiz. Sen de Allah'tan korkan bir adamsın gördüğüm kadarıyla. Allah razı olsun inşallah. Sen bize açık açık söyle. Gabriel Barbosa'yı prim kasmak için mi söylüyorsun? Yoksa gerçekten ihtimal var mı? Bak hocam yani gerçekten bak. Merak içinde soruyorum. Arkadaşlar prim kasmak için yapıyorsam yani istediğiniz her küfür edebilirsiniz. O kadar da net konuşuyorum. Ya yemin edeyim arkadaşlar benim yemin etmeme gerek yok. Ağzımdan çıkan neyse doğrudur. Ben yani yalan söyleyen bir adam değilim. Yalan söyleyecek bir adam değilim. Bak bana gelen duyumları görseniz ben size az anlatıyorum, az. Adam diyor ki ver diyor Gabriel Barbosa Fenerbahçe'de diye. Ver kapı diyor. Lan etmeyin, elemeyin rezil edersiniz beni. İşte zaten ben %100 bizde dersem o transfer iptal oluyor diyorum. Ver diyor. Kap diyor. Ya Temmuzun başında gelecek diyor diyor. Ya Temmuzun başında gelecek desem de lan Gabriel Barbosa da olsa beni topa tutarlar diyorum. Cık, sen ver diyorlar. Şimdi bu böyle, bir iklimin içinde. Hadi siz duyumcu olun. Gelin siz deyin ki prim kasıyor deyin. Ya bu arkadaşlar bu. İnanın bu ya. Ya ben sizin niye kandırayım? Niye yalan söyleyeyim? Ha yalan söyleyecek olsam Gabriel Barbosa ile mi söylerim? Lacazette ile söylerdim. Ki ne dedim? Lyon'a gidecek beklemeyin. Origi ile söylerdim. Milan'a gidecek derdim. Ya yemin etmeme gerek yok arkadaşlar. Gabriel Barbosa bak. Bruno Henrique. Son gelen duyumu da söyleyeyim. İnanmayacaksın ama. Bruno Henrique'den daha yüksek diyor Gabriel Barbosa. Lan benim mantığım almıyor. 5 milyon euroyu bassan Henrique sen de zaten. Nasıl daha yüksek? Son bir şey daha geldi. %50 hakkını işte dedim ya 8 milyon euroya falan diye. Son bir şey daha geldi. 20 milyon euroya full hakkını alma ihtimali var diye. Lan 20 milyon euroya full alma hakkı varsa kiralaya yani 4 seneye yayalım. 5 seneye yayalım. Yıllık 4-4 verelim. Alalım bonservis hakkını. Ne bekliyoruz? 4 ona şey 20 ona verelim. 4 10a ona verelim. Ayağımız alışsın falan filan diye. 24 milyon euroya iki tane canavar çekelim. Bak bu 24 milyon euroya bu iki canavarı çekersen seni Şampiyonlar Ligi gruplarına koyarsa düz mantık matematik süzgecinden geçerek söylüyorum. Yaklaşık 18 falan ayak bastı parası verilecek artan şeylerden sonra. Fenerbahçe'nin UEFA'daki sıralamasından dolayı da yaklaşık 6-6,5 milyon euro bir parası var. 18 oradan 26 buçuk oradan 24 buçuk milyon euro yayın gelirinden hadi 6 buçuk da oradan alsın 25 31 milyon euro yaptı bir de sponsor bilmem ne hakkı var 2 milyon euro da oradan gelse 33 milyon euro grupta hiç daha maça çıkmadan 33 milyon euro para alacağım var bırak 24 buçuğu buraya gitsin bırak 24 buçuğu buraya Bırak. Bak seneye Rossi'yi 40'a satarsın, Kimmiji'yi 40'a satarsın, Osayi'yi 40'a satarsın, Crespo'yu 40'a satarsın, satarsın, inan ki satarsın. Etmeyin, eylemeyin, satarsın. Bu arada yabancı kuralında da şey de var, onu da unutmadan söyleyeyim. Ya Avrupa'da tırt sıfır çekiyoruz neredeyse diye. Yani böyle bir şey var arkadaşlar. Yani Allah şahidim, durumlar bunlar arkadaşlar. Ee, benim aktaracaklarım bu kadar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah beğendirebildim. Ama Gabriel, Gabigol ve Henrique için pazarlıklara başladı. Kapı hazır olun derken inanın söylemek istediğim şey bu. Ama ağzımdan mı kaçırdın dersiniz başka bir şey mi dersiniz ama anca Temmuz'a biter herhalde bu işler. Yani çok 2-3 günde bitecek transferler değil bunlar. Tek bitse de. Hayırlısı olsun bakalım. 40 dakikadır, 41 dakikadır beni çektiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah beğendirebilirim videoyu size. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Oldu.